basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşımızın buradan sesini duyurmak için aracılık ediyorsunuz. Kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Biz de genel başkanımızın görevlendirmesiyle bugün bütün genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz deprem bölgesi olan 10 ilde dağıldık. Biz de Malatya'dayız. İstanbul milletvekilimiz Ümit Beyaz'la birlikte. Biz buradan bu 10 ilin valilerini özellikle bir duyuru yapmak istiyoruz. Bugün birlik olma günü. Bugün sizin belediyeniz bizim belediyemiz olmasın. Sizin kurumunuz bizim kurumumuz olmasın. Sadece biz vatandaşlarımızın sesini duyurmak için buradayız. Bugün birlik günü. Deprem bölgesi olmayan diğer illerimizden gelen yardımların afet merkezlerine ulaşması için sayın valilerimizden yardımcı olmalarını istiyoruz. Şimdi burada bu vatandaşlarımızın acilen battaniyeye, yiyecek, su, tüplü ısıtıcı, çocuk maması ve bezi, temizlik malzemeleri, kışlık giyecek ve bota ihtiyaçları var. Çünkü üzerlerindeki elbiselerle evlerini terk ettiler. Hasardan çıkanlar var. Gördüğünüz gibi arkada işte ateşin üzerinde, ateşin etrafında ısınmaya çalışıyorlar. Maalesef ateşe atacak bir odunları, kömürleri bile yok. Yani biz özellikle bu malzemelerin hızla buraya ulaştırılması, şimdi hem bizim teşkilatlarımızdan hem de vatandaşlarımızdan diğer bölgelerden buraya gelecek yardım kamyonları ve tırları var. Valilerimizden dediğim gibi bunları afet yetkililerine ulaştırmaları, hemen teslim etmelerini istiyoruz. Ve buradaki inşaat firmalarının iş makinelerini buraya yönlendirmelerini talep ediyoruz. Yine deprem bölgesinde, deprem bölgesinin dışındaki otel sahiplerinden otellerini açmalarını istiyoruz. Gerçekten bir felaket yaşıyoruz. Bu felaketi hep birlikte aşmamız lazım. Tekrar ediyorum. Sizin belediyeniz bizim belediyemiz değil. Sizin bakanlığınız bizim kurumumuz değil. Bu iş artık siyaset üstüdür. Bir an önce bu vatandaşlarımıza yardımcı olmamız lazım. Yardımcı olmak için buradayız. Vatandaşımızın sesini duyurmak için buradayız. Bugün buradayız, bu akşam buradayız. Önümüzdeki günlerde de burada olacağız. Şimdi vatandaşlarımızı dolaşacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha önce siz vatandaşlarla konuşurken enkazlara yeterli müdahale edilmediğinden bahsettiler. Siz de bölgeyi geziyorsunuz. Evet. Gözleminiz nedir? Yeterli müdahale yapılıyor mu? Şimdi burada vatandaşlarımız var. Onlar anlatırsa kendi dertlerini daha iyi anlatırlar. Şimdi bizim buradaki, bakın şu anda enkazlar çalışmaya durmuş vaziyette. İçinde insanlar var. Ve şu anda enkaz çalışmaları yok. Aşağı inip bakabilirsiniz şu anda. Hiçbir şekilde enkaz çalışması yok. Ve ortalık şu anda perişan. Ortadayız işte, bakın. Aşokman, yattığım pijama, mont yok. Bu şekilde çıktık geldik. Ve bizim Sakarya'dan İstanbul'a buraya bize geliyorlar. Bizim buradaki sağ olsun yetkililer daha buraya teşvik edemediler. Biz de buna kızgınız. En büyük sıkıntımız bu. Yani tabii saat 4'ten beri açız. İlaçlı, ben şeker hastasıyım. İlaçlarımı evimden alamadım. Benim evim yıkıldı. Bakın çadır kuruluyor. Yukarıda çadırda elektrik yok. Herhangi bir yardım yok. Bir çorba yani, bir şey. Nerede bu vali, emniyet müdürü? Yani en doğal hakkımız yani. Şu anda ortadayız. Sözün bittiği yerdeyiz. Yağmurun karın altındayız. Evimiz gitti bizim, yıkıldı. Aynen, bakabilirsiniz. Yıkılan otelin yatakları yani. Buradan herkese sesleniyoruz. Malatya'yı, bütün Türkiye'ye yardım bekliyoruz yani yardımlarını. Herkes perişan durumda. Bütün vatandaşımız, yaşlılarımız, kadınlarımız, çocuklarımız. Bakın kapalı çadırımıza, bakın çadırımız var şu an. Kapalı çarşının üstünde çadırımız. Bakın o sağlam zeminde olması lazım. O kapalı çarşı aşağı bir yıkılmış olsa depremden dolayı, kapalı çarşıda çadır var şu anda. O çadır orada bir altı komple boş. İş merkezi. Orası bir yıkılmış olsa bütün millet aşağıda. Siz götürüyorsunuz depremzedeyi, depremin içine sokuyorsunuz. Ve şu an hala artçılar devam ediyor. Öncelikli olarak şunu da söylemek lazım. Şimdi biz buraya gelirken çok zorlandık. Orada kar vardı, buz vardı. Şimdi aslında yolları ve havaalanını açık tutmak lazım. Yani o yardımların buraya ulaşabilmesi için bu yolların, özellikle havaalanının açık tutulması lazım. Ya buradan bunu özellikle duyuruyoruz. Normalde bakın burası sağlam zemin. Bulduğumuz yer. Bizim sağlam zeminde bizim çadırımız yok.
götürmüşler bizi şeyin binanın üstüne koyuyorlar. Sen benim binam yıkıldığı için ben buradayım. Orada binanın olması, oraya çadırın olması, ben hangi yürekle oraya çıkacağım? Çıkacak bir durumum yok ki benim orada. Ben yoksa ben burada yani yanlışlama it gibi ben burada soğukta ne de titreyim yani. Peki şey de sormak isterim. Malatya'nın çoğu boşalmış görünüyordu. Hani bazı semtlere hiç insan yoktu. İnsan yok. Sizin hani başka şehirlere gitme imkanınız olmadığı için mi buralardasınız? Başka şehirlere gidiyor. Çevre yollar kapalı. Çevre yollar kapalı şu anda. Giriş yat yok. Adıyaman tarafı tüneller çöktüğü için kapalı. Köprüler çöktüğü için. Köylerde şu anda kayalar var. Sivas tarafında köprüler çöktü. Tohumba tarafı. Şey tarafı komple şey büyük kayalar şu anda yollara düşmüş vaziyette. Gidebilirsiniz şu an Sütlüce Tohumba tarafına. Oradan girerseniz büyük kayalar yolları kapatmış. Şu anda sizin köye gitme şansınız da yok. Yani zaten bize şu anda 4-5 diyorlar. Biz 4-5'i 6'yı da gördük yani. Sarısın da bu 7-8'in çok üstünde. 7-8'in üstünde. Geçen sefer de bize Elazığ depreminin aynısını yaptılar. 7'nin üstünde dediler. 6.8 dediler. Bakın bu sefer de aynısını yapacaklar. Bizim ama Malatya'da şu anda bir tane bina kalmadı. Niye? Zamanında eğer bize bunu geçip de o deprem zamanı geçip de bize adam akıllı depremimize söylemiş olsalardı, doğal afet olarak bütün binalarımızı sağlama çıkarmış olsa hiçbir vatandaş şu anda bu halde olmazdı. Bunun bu şekilde binaların yıkılması ve bunun bütün suçlusunun sebebi şu anda devlettir. Eğer benim zamanımda binalarıma geçtiği zaman kafalarına göre geçip de yok seninki sağlam, seninki şöyle, seninki böyle deyip de benim binamı sağlama çıkartmasaydı şu anda altına kalan bu kadar enkaz olmazdı. Bu bir savunma şu an devletin hatası. Bu Malatya yine bir deprem yaşadı. Bakın Elazığ depremi. Bu depremden dolayı geçip de senin buradaki binalarını sağlam deyip de 7.2 kırmakla bu deprem bu şekilde olmaz. Bu bina neden o zaman hemen geri yıkıldı? Sağlamdı bu bina. Biz yeni depremden çıktık arkadaş. Neden biz şimdi bu binalar hepsi yıkıldı? Sağlamlı binalar neden yıkıldı benim? Açıklaması yapacak bir tane benim 7 tane milletvekilim var. Hani nerede? Benim 7 tane milletvekilim var. Nerede bunlar? Bana kimse martavan akımasın. Burada milleti karnı aç. İlaçları yok. Ne yapacak bu millet? Bak çocuğa bak. Çocuğa ayakkabısına bakın. Ayakkabı var mı yanında? Ayağı ıslak. Gidiyor orada enkazda ayakkabı aldı. Bak orada ayağını ıslatı. Isıp ısıp buraya çocuk çoraplarını kurutuyor. Böyle bir şey olamaz. Enkazdan aldı abi. Nereden alacak? Bakın. Al. Eşim benim şeker hastası. İlaçları yok. Şeker hastası ya. İlaçları yok. Sorabilir yani. Kimliklere mi? Ben ya sordum da sorsun. Bakın tabii kimlikten direkt TC sorun olabilirsiniz ya. Direkt söyleyeyim ben size TC'lerini. Her yer kapalı. Eczane yok, bir şey yok. Nereden bunları attıracak? Yani para var ama alamıyoruz yani. Bir işe yaramıyor. Bu sadece buradaki 3-5 tane kuru kalabalık. Eşimizin gidin bakın mahalle aralarına. Otobüslerin içerisine insanları koymuşlar. Otobüslerin içerisine. Sizin bir tanesinin sağlam bir tane bir yeriniz yok. Otobüste bir tane şeyiniz yok. Bakın camiye bak. Cami yok. Arkaya gidin bakın hiçbir tane şey yok. Orada yeni tadilat gördü halde burası. Kilise yeni tadilat yaptılar. Niye? 3-5 kuruş şey yapacaklar. Kilise de şu anda paramparça. Hani benim devletimin bir tane koyacak yeri nerede? Hiçbir yeri yok.